Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz şu şekilde ilk önce arkadaşlar ince geçiriyoruz. Bu ince gri de olabilir, beyaz da olabilir. Zevki size ait arkadaşlar. Tabii ki ilk önce şu şekilde bir tığ battı hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek arkadaşlar. Bu ara suyunda arasına bir zincir çekmek istiyorsanız tığ battılarınızı biraz daha iri yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimde bu şekilde arkadaşlar. Çok zarif bir model. Trabzanlı modellerin aksine bu şekilde tunus işi bir yaprak yaptık. Ve ucuna bu şekilde boncuklar koyarak kiraz gibi hep mavi pembe gidiyoruz bu sefer dedim kırmızı renkten modelimizi çalışalım arkadaşlar ve kırmızı ve sarı boncuğun uyumu bu şekilde bir model Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde kirpikli trabzanlar yaparak bir ara suyu yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde İlk başlarken de aynı şekilde başlayabiliriz veya tığ battının içine sık iğne ile girip iki zincir de çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi yaptığım bu trabzanıma kapatıyorum. Şimdi yaptığım bu kirpiğin dibine de bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bakın bu ara ara mesafemiz 10 tane olacak. 11. kirpiği yaparken burada bir tane zincir çekip bir defa doluyorum. 2 2. Yaprağımız için arkadaşlar şu şekilde bir tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi. Yine yanına bir sık iğne yapıyorum bir defa doluyorum arkadaşlar hemen yandaki tığ battıya 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekiyorum şu şekilde ters tarafına döndüm buradaki bir zincirime 8 zincirli yuvamı kapattım arkadaşlar bir zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum Şimdi arkadaşlar buradaki 8 zincirli yuvaya ilmek alacağız. Bir defa girdim. Bir zincir çektim. Tığın başını dolamadan zincirime sık iğne yapıyorum. 3. Tığın başını dolamadan zincirime sık iğne yapıyorum. 4. Yuvaya giriyorum. Bu da 5. Toplam 5 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bunu 2 2 2 2 alarak başa kadar bu şekilde geldim. İlmeklerimi topladım. Buraya dört tane zincir çekiyorum. İlk bakın arkadaşlar gözüküyor burada bu şekilde. Hemen arasına girdim, kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle bunun uzatmamak için, tümseklik vermek için kolaylık oluyor tavsiye ederim hepinize. Sıradaki gözüküyor. İçine girip bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğimin içine girip bir zincir çektim. Ve sonuncu ilmeğimin içine de girdim. Bu şekilde bir zincir çektim. Evet 5 olan ilmeğim 4'e düştü. Tekrar 2 2 2 olarak aldım. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 4 zincir pardon arkadaşlar. Sık çekene tabi 5 de çekebilir. Bu şekilde kapattım. Kirpik yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Hemen yandakine girdim. Bir zincir çektim. Tekrar yine sonucu yuvama girdim. Bakın 5, 4 ve 3 ilmek oldu. 2, 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir. 4 zincirimi hemen ilk yuvanın zaten gözüküyor dediğim gibi arkadaşlar. Rahatlıkla batabilirsiniz. Bir zincir çektim. Bu bir zincir ipinin uzatma mesafesi olarak kullanıyorum ve rahat oluyor arkadaşlar. Yandakine girip bir zincir çektim. Son iki kaldığı için ikisini birden aldım. 4 zincir. 4 zincirimi bu en son yaptığım bir ilmeğimin arasına girdim. Şu şekilde arkadaşlar girdim buraya. Kapattım kirpik olarak. Bir zincir çekiyorum. Hemen belli zaten arkadaşlar. Bir alttaki yuvaya sık iğne yaparak indim. Bir zincirimi buraya bir alttaki yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı sık iğne ile girdiğim yere bu dört zincirimi kirpik olarak kapattım. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir alttaki görünüyor zaten arkadaşlar. Oraya indim. Bakın bu şekilde. Buraya da 4 zincir. 4 zincirimi kapattım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Hep birer zincirle arkadaşlar iniyorum ki kasmasın. Zincir çekmeden inmeyin. Gerdirmesin yaprağımız. 1 2 3 4 zincir aynı sonuncu yuvaya da kirpiğimizi kapattık. Hemen 8 zincirli yuvaya bir iki tane sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağımız oluşuyor. Yaprağımız gayet güzel. Hep trabzanda yapraklar yapıyoruz. Bir de tunus yaprağımız olsun. Farklı olsun arkadaşlar. Bu şekilde şimdi dalımızın yapımına geçelim arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığın başını doladım Ve buradaki 8 zincirli ana yuvaya girip 1 2 2 2 olarak bu şekilde 4 seferde bir tırabzan yaptım. Düğümümüz de buraya geldi arkadaşlar. Bunu arkada çekip yakacağız. Şimdi buraya 3 tane arkadaşlar incimizi yeşil ipimize geçirmemizin nedeni bu. Bu şekilde akıttım Üç tane incimi. Sıkı sıkı arkadaşlar açılma olduğu için biliyorsunuz sıkı sıkı bunu buraya kapatıyoruz ve buraya trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptığım bu trabzana sık iğne yaptım. 6. da ana yuvada yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Dalımız hazır. Bir tane de bu döndüğümüz, zincir çektiğimiz boş olan trabzanın içine girdim. Şimdi bir defa doluyorum arkadaşlar. 2 2 olarak aldım. Buraya bir zincir çekelim. Daha rahat olur arkadaşlar çekmeyebilirsiniz de 2 2 bu şekilde 1 2 3 4 zincir kapattım trabzanımı yanına hemen bir sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi ara suyumuza geçtik bir defa doladım 2 2 bu zincir çekme arasında zincir çekme arkadaşlar tığ battılar iri olduğu zaman güzel duruyor. Fakat tığ battılarım benim ince gibi maşallah sık sık yapmışım. Burada topaklanma olur eğer zincir çekerseniz. Eğer iri ise tığ battılarınız zinciri çekebilirsiniz. Lakin sık yaptıysanız zincir çekmeden yaparsanız ara böyle marullaşmaz topaklanmaz. Kapattım. Sık iğne de yanına yaptım. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1, 2, 3 ve 4. Trabzanıma girip kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde ara suyunu yapıyoruz. Kirpikli trabzanları yapıyoruz. 10 tane olunca 11. birincinin arasında bir zincir çekerek yapıyoruz. Sonra yaprağımızı ve incimizi yapıp yeşil kısmını bitiriyoruz. Şimdi kırmızı çiçeklerimizin yapımını gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin test tarafını çeviriyoruz bu şekilde. Birinci incimizin dibinden hemen ipimizi buraya bu şekilde sık iğne ile monte ediyoruz. İpimizi buraya tutturduk. 9 tane sıkı sıkı zincir çekiyoruz. Ve 9. 9 zincirimi çektim. Şimdi ilk incimle ikinci incimin arasından bu şekilde arkadaşlar girdim Tığımı buraya sık iğne ile 9 zincirimi arkadaşlar tutturuyorum. Yine 9 zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 4 5 6 7 8 9. Yine ikinci incimin arkadaşlar buraya arasına hemen ikinci yuvamı bu şekilde kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Hemen buradaki arkadaşlar sonuncu incimi de alıp buraya bu şekilde sık iğnemi yaparak in yuvamı kapattım dönerken 1 2 zincirle düz yüzüne dönüyorum. Bunu bu yaptığım 9 zincirli yuvanın içine arkadaşlar kapattım. Bu birinci kirpiğim. 1 bir, 2 zincir. Bu ikinci kirpiğim. Bu şekilde bu yaptığım 9 zinciri 8 tane arkadaşlar ikişer zincirli kirpik yaparak dolduracağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 1 2 zincir 7 1 2 zincir ve 8. 8 tane bu şekilde arkadaşlar. Kişer zincirle kirpik yaparak yuvamızı doldurduk. İkinci yuvaya 9 zincirli yuvaya sık iğne ile bu şekilde geçtik. 1 2 zincir kapattım. Buraya. Buraya da aynı şekilde 8 tane ikişer zincir çekerek yuvamızı dolduracağız arkadaşlar. 1 2 zincir kapattım yuvaya. 2 Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Peş peşe ip kaçırıyoruz. 3, 4. Bakın arkadaşlar bu şekilde çok zarif duruyor. Sık iğneden arkadaşlar bu ikişer zincirli kirpikleri ben daha çok seviyorum, bunu tercih ediyorum. Siz isterseniz zincir çekmeden direkt sık iğne de yapabilirsiniz. Zevk size ait. 1, 2 zincir, 7. 1, 2 zincir ve 8. 8 tane kirpiğimiz buraya yaptık. Hemen 3. yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya da 1, 2 zincir. 2 yuvada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 1, 2 iki zincir. 2. 1, 2 zincir. 3. 3. Dördüncü, beşinci, altı, yedi, bir, iki zincir. Bu da sonuncu ve sekizinci kirpiğimiz. Bu şekilde şimdi arkadaşlar buraya yeşil yuvaya hem bu açılan ipilerimizin daralması hem de şu kırmızı ipi sağlamlaştırmak için bu şekilde buraya da bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekip ipimi koparıyorum İpimi arkada yakıp geleyim arkadaşlar ilmeğini çekip hemen yakayım Evet arkadaşlar modelimiz çok zarif ve hoş bir model oldu yaprağıyla incisiyle harika bir model oldu Evet hemen bence arkadaşlar siyah üzeri kırmızı tülbent alıp çok hoş durur tavsiye ederim veyahut da bunlar rengarek de yapabilirsiniz Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.